Herkese iyi günler. Bir süredir ülkemizde televizyon kanallarında yayınlanan bazı diziler sebebiyle tarikatlar ülke gündemine yeniden girdi. Aslında daha öncesinden de gündemdeydi ama bilhassa bu dizilerin tarikatları konu alan bazı sahneleri sebebiyle insanlar tarikat nedir merak etmeye başladılar ve esasında tarikatlar konusu İslam ilimleri arasında üçüncü derecede önem arz eden bir konudur. Bildiğimiz gibi İslam bir din olarak inanç esaslarına sahiptir, bir şeriat olarak amel esaslarına sahiptir ve bir toplumun nizamlama vasıtası olarak da ahlaki esaslara sahiptir. İnanç esaslarını kelam, akaid ilmi konu edinir. Amel esaslarını fıkıh ilmi konu edinir. Ahlak esaslarını da tasavvuf ilmi konu edinir. Ve dolayısıyla da tarikat veya cemaat denildiğinde ilk akla gelen şey elbette tasavvuf ilmi olmaktadır. Tasavvuf ilmi diğer İslami ilimlerin üzerinde yer alan üç ilimden biridir. Kelam, fıkıhla beraber tasavvuf ilmi. Peygamber Efendimizin döneminden aktarılan Cibril hadisi şeklinde meşhur olan habere göre peygamberle sohbetinde Cibril ona iman nedir, İslam nedir ve ihsan nedir diye üç soru sormuş. İman nedirin cevabı İman esasları yani Allah'a, meleklere, kitaplara, peygamberlere, ahirete, kaza, kadere ve hayrın şerrin Allah'tan olduğuna inanmak. İslam nedirin cevabı da İslam'ın beş şartı yani kelime-i şehadet, namaz, oruç, hac, zekattır. Peki ihsan nedir? Sorusunun cevabı nedir? Peygamber Efendimizin ona cevabı Allah'ı görmesen de görür gibi hareket etmendir şeklinde oluyor ki Allah'ı görmese de görür gibi hareket etmek ahlakın temel ilkesi olarak karşımıza çıkar. Çünkü insanlar bireysel varlıklardır, tek başlarına yaşarlar, eylemlerini ortaya koyarlar ve her zaman herkesin gözü önünde eylemler ortaya koyamaya bilirler. Tek başlarına olduklarında da hiç kimsenin kendilerini görmedikleri zamanlarda da eylemler ortaya koyabilirler. İşte bu eylemler esnasında kişinin Allah'ın kendini gördüğünün bilincinde olarak hareket etmesi, herkesle beraber hareket ettiği zamanki gibi hareket etmesini gerektirir. İşte bu noktada tasavvuf ilmi Müslüman bireyin ahlaklı olmasıyla yakından irtibatlı bir ilimdir. Hatta peygamberin kendisinin de ben güzel ahlakı tamamlamak üzere gönderildim şeklinde kendisinin gönderiliş sebebini izah etmesiyle de hatırlanacak olursa Müslümanların hayatlarının ahlak üzere devredilebilmelerinde, ahlak üzere devam ettirebilmelerinde tasavvufun yol gösterici bir ilim olduğunu söyleyebiliriz. Tabi buradan tasavvufun temellerini farklı araştırmacılar farklı şekillerde izah etmektedirler. Hatta burada Hint mistisizmi veya Yahudi ya da Hristiyan mistiklerine atıfla tasavvufun geliştiği iddialarda yer almaktadır. Tabi bunu İslam tasavvuf ilmi araştırıcıları genel olarak kabul etmezler ve bunun kökenlerinin Hazreti Peygamber döneminde aranması gerektiğini söylerler. Hazreti Peygamber döneminde izlerinin bulunduğunu söylerler. Çünkü zaten Peygamber'de ve Kur'an-ı Kerim'de ahlak üzere insanların bir arada bulunmaları gerektiğini ve ahlakın dünyanın varoluş sebebinin en önemli sebeplerinden biri olduğunu sıklıkla vurgulamaktadırlar. Yani hem ahlak dediğimiz şey adaletin, ahlakın zirvesi olduğunu hatırlayacak olursak adaletli olmayı da gerektirir. Adaletli olmak ise her şeyi yerli yerince yapmak demektir. Dolayısıyla kulu ahlaken kemale erdirme anlayışı hem Kur'an-ı Kerim'de hem de peygamberin uygulamalarında, sünnetinde gördüğümüz bir
anlayıştır ki bunun dinin takva boyutuyla yaşanması şeklinde izah edilmesi mümkündür. Peygamberin de dinin takva boyutundaki Kur'an-ı Kerim'in sıklıkla müracaat ettiği Allah'tan sakınanlar ifadesi müttakiler şeklinde anlayabileceğimiz veya ifade edilen şey nedir? Yani amellerinde, eylemlerinde, tutumlarında Allah'ın kendini gördüğünün bilincinde olarak hareket etmek demektir. Tasavvufta bu anlayış üzerine bina kılınır. Tabi tasavvuf ne yazık ki tarikatlaşma şeklinde tezahür etmiş ve insanlara yansıması tarikatlar biçiminde olmuştur. Tarikatların da aslında tasavvufun insanlar arasında pratik uygulaması olarak bu amaca yani Allah'a takvaya, Allah'a yaklaşmak ve Allah'tan sakınmak amacına matuf olarak insanların dinlerini yaşayabilmeleri ve hayatlarına geçirebilmelerinde rehberlik etmesi beklenen kurumlardır. Fakat tarikatlar bilhassa Cumhuriyet'in kurulduğu ilk dönemlerde tekke ve zaviyelerin kapatılmasından sonra yer altına çekilerek dini ticarethanelere, dini kendi maddi, manevi, dünyevi çıkarlar için suistimal eden bir takım ahlaksız şeyh ve onların halifeleri şeklinde gözüken kimselerin başvurdukları, sığındıkları ve kendi silsilelerinin, kökenlerinin peygambere dayanmayan silsilelerinin uyduruldukları kurumlar halinde tezahür ettiğini görüyoruz. Nitekim geçmişte toplumumuzda yaşanan pek çok olaylarda aslında şeyh olmadığı halde kendisini şeyh ilan eden ve insanları peşinden götüren pek çok ahlaksız kimselerin varlığına da şahit olmaktayız. Bu noktada Osmanlı'dan günümüze kadar tarikatlarla devlet ilişkisinin ele alınması, dikkat edilmesi gereken hususlar olarak tezahür eder. Şimdi tasavvufun Hazreti Peygamber döneminden dayanan temellerine baktığımızda amacının insanları ahlaken kemale erdirmek ve insanların bütün insanları ki Yunus'un ifadesinde yer aldığı gibi yaratılanı severiz, yaratandan ötürü anlayışına sahip olmaları, herkesi bir bilmeleri, inanan inanmayan ayırt etmeden herkesin karşısında bunlar Allah'ın kuludur, Allah'ın yarattığı mahluklardır. Dolayısıyla Allah onlara değer vermiş, yaratmışsa biz de onlara değer verip gereğince hareket etmeliyiz anlayışına sahip olmaları gerekirken maalesef tarikatlarda günümüzdeki ülkemizde ve dünyadaki uygulamada gördüğümüz tarikatlarda insanları hem inanan inanmayan diye ayırmakta, hem üzerindeki kılık kıyafete göre sınıflandırmakta, hem toplumsal statüsüne göre onları Allah'a kulluktan neredeyse atacak dereceye gelmiş vaziyette olmaktadırlar. Elbette bugünkü bu tarikatların bu şekilde yansımalarının geri planında, Cumhuriyet'in başlangıcında tek ve zaviyelerin kapatılmasının ve tarikatların yer altına çekilmesinin etkisi vardır. Ama tarikatlarının Osmanlılar döneminde bile Osmanlı Devleti'nin başına bela olabilecek derecede ileri gittiklerini görüyoruz. Şimdi aslına bakarsanız Osmanlı sultanlarını incelediğimizde hepsinin bir şeyhe bağlı olduğu ya da bir tarikata mensup olduğuna dair iddialar hepimizin kulağına gelmiştir. Osman Gazi'nin de zaten kayınpederi Şeyh Edebali'nin ve onunla beraber olan dervişlerinin Osmanlı Devleti'nin kuruluşunda oynadığı rol ve aktarılan menkıbelerden bilinen hususlardır. Dolayısıyla çoğu zaman şeyhler ve onlara bağlı tarikat müritleri Osmanlı Devleti idarecileriyle uyum içerisinde olmuşlardır. Başlangıçta zaten devletin güçlü olduğu zamanlarda bu uyumun olması devletin gücüne güç katan hususlar olmaktadır. Osmanlı Devleti'nin tarikatlar ve onların şeyh ve dervişleriyle zaman zaman yollarının ayrıldığını da görüyoruz tarihte. İşte Osmanlı Devleti'ni meşgul eden en önemli şeyhlerden biri Şeyh Bedrettin ilk akla gelenlerdendir. Ayrıca 17. yüzyılda idam edilen Melamiler, Kadızadeliler, 19. yüzyılda Yeniçeri Ocağı'nda bağlı bulunduğu Bektaşiler ile Osmanlı Devleti'nin kimi zaman çetin mücadelelere giriştiğini biliyoruz. Esasında Osmanlı Devleti'nde şeyhlerin, tarikatların, tekke ve zaviyelerin denetim altına alınması 3. Selim'den bu yana
devlet politikası haline gelmiş bir uygulamadır. Osmanlı Devleti'nin kuruluşundan 3. Selim zamanına kadar tarikat şeyhlerinin genelde ulemadan olması ve bu alimlerin devlet yanlısı bulunması sebebiyle onların ve onlara bağlı müritlerin denetim altına alınması çok önemli gözükmüyordu çünkü sorun çıkmıyordu. Fakat 3. Selim zamanında İstanbul'daki bazı tekke ve zaviyelerin ve buradaki şeyhlerin İstanbul kadılığına sapkın inançlara sahip tarikat mensuplarının denetlenerek devlete bildirilmesi ve bu tür sapık inançlara sahip kimselere tekke açtırmaması konusunda gelen şikayetler üzerine şeyhlerden oluşan bir denetleme kurulu oluşturuldu ve sapık inançlara sahip tarikat mensuplarının bu yetkilerini iptal etmek için faaliyete geçti bu denetleme kurumu. Ancak bu kurulan yetkisini aşan hareketlerde bulunduğu üzere bu kurulan kurum 1793 tarihinde yayınlanan bir fermanla denetleme yetkisi 3 şeyh ile sınırlandırıldı ve 1812 tarihli bir fermanla Osmanlı'ya bağlı eyaletlerde tarikatlarla bağlantılı bütün tekkeler ve tekkelerin hizmetini görmekte kullanılan vakıflar Evkaf-ı Humayun nezareti denetimine verilmiş oldu. Böylece İstanbul merkezi olmak üzere Osmanlı coğrafyasının her yerinde tekke vakıfları denetim altına alındı. Yine aynı fermanla tekkelerde şeyhlik görevini ifa eden kimselerin vefatının ardından yerine geçecek kimselere şeyhlik yetkisinin Şeyhülislamlık tarafından verilmesi yöntemi ortaya konuldu. Böylece tekkeler idari bakımdan Şeyhülislam'ın ve mali bakımdan Evkaf-ı Hümayun nezaretinin kontrolü altına alınmış oldu. 1839 Tanzimat Fermanı'nın düzenleme alanına giren konulardan biri de Osmanlı dönemindeki şeyh ve tarikatlar oldu. Osmanlı Tanzimat Fermanı'nda bu konu sadece ele almakla yetinilmiş, çok önemli değişikliklere yol açabilecek uygulamalara gidilmemiştir. Ancak tekkelerin denetim altına alınmasında 3. Selim zamanından sonraki en önemli değişikliğin 1866 yılında kurulan Meclis-i Meşayih ile olduğunu görmekteyiz. 17 maddelik bir nizamnamesi bulunan Meclis-i Meşayih, 1868 yılında Yenikapı Mevlevihanesi Şeyhi Osman Selahattin Dede başkanlığında onunla birlikte her biri farklı tarikata mensup 5 üyeden oluşan bir kurul oluşturdular. Meclis-i Meşayih 1918 yılına kadar çeşitli tarihlerde gerek üye sayısı bakımından gerekse yönetim anlayışı bakımından bir takım değişikliklere maruz kaldı. 1918 tarihinde Meclis-i Meşayih'in genişletilmesi kararıyla 7 üyeden oluşan bir kurul bir araya getirilmiş ve bu üyeler hangi tarikata üye olduğuna bakılmaksızın 35 tekkeye bağlanan tarikatları denetleme görevini üstlenmişlerdir. Daha sonra bu 15 tekkeyle sınırlandırılmıştır. Böylece İstanbul merkezli tekkeler denetim altına alınırken taşrada teşkilatlanma ihtiyacının bir gereği olarak Şeyhülislamlığın belirlediği il ve ilçelerde Meclis-i Meşayih veya Encümen-i Meşayih adıyla iki üyeden oluşan küçük kurullar meydana getirmiş. Böylece taşra tekkelerinde denetlenmesi sağlanmıştır. Fakat 1908 ikinci Meşrutiyet darbesiyle Sufi tekkelerin önceki döneme oranla biraz daha rahatlık kazandıkları görülür. Bu dönemde Sufiler ilk olarak tekke dışında teşkilatlanma imkanını elde etmişler. Kendilerine ait yayın organlarına sahip olmuşlar. Ayrıca Meclis-i Meşayih ve Encümen-i Meşayih adıyla kendileri de şubeler açmışlardır. 1908-1918 yılları arasında Sufilerin ve oralara devam eden dervişlerin devlet açısından konumları tartışma konusu olmaya devam etmiş ve dönemin ilim ve devlet adamları bu konuda farklı görüşler ortaya koyarak kimileri Sufi tekkelerinin yasaklanması tezini dile getirirken, kimileri ıslah edilmesi, kimileri kontrol altına alınması tezlerini ileri sürmüşlerdir. Birinci Dünya Savaşı'nın ardından İstiklal Harbi'nde bazı tarikat ve dergahların ve şeyhlerin Mustafa Kemal Paşa'nın yanında saf tuttuğu da görülür. Bu dergahların başında ilk akla gelen Mevleviler ve Bektaşiler ve bilhassa İstanbul'dan Ankara'ya gelen Özbekler tekkesi ilk akla gelenlerdir. Kurtuluşun ardından 3 Mart 1324 tarihinde çıkarılan kanunlarla Şer'iye ve Evkaf Vekaleti Diyanet İşleri Reisliğine dönüştürülürken tekke ve zaviyelere ilişkin düzenlemeler Diyanet İşleri Reisliğine bırakılır. Bu durumda işte Şeyh Said İsyanı, Menemen İsyanı,
ortaya çıkıncaya kadar bu durum devam eder. Şeyh Said isyanı sonucunda tekkeler, bu tekkelere devam eden dervişlere sorumluluk yüklenerek 1925 yılı sonunda şeyh, derviş, mürit gibi ünvanların yasaklanmasıyla birlikte tekke ve zaviyelerin kapatılmasına karar verilir. Bu kapatılma kararı ile şeyhlik ve dervişliğin tamamen ortadan kalktığı düşünülmemeli. Alenen ortada olan, Diyanet İşleri Reisliğinin kontrolünde olan şeyhler ve onlara bağlı dervişler tekke ve zaviyelerin kapatılmasıyla yer altına çekilmişler ve gizli olarak faaliyetlerini sürdürmüşlerdir. Tekke ve zaviyelerin kapatılması kararının bana göre en olumsuz etkisi hiç şüphesiz ki tam manasıyla olmasa da kısmen Diyanet İşleri Reisliği kanalıyla devlet kontrolü altında tutulan şeyh ve dervişlerin yer altına çekilmesi ve gizli olarak faaliyetlerinin sürdürülmesine yol açılmasıdır. Burada ikinci bir olumsuz durum daha var ki o da Osmanlı'nın son dönemlerinde başlatılan şeyhlerin eğitimli alimlerden olması ve yetiştirilmesi çevresindeki faaliyetlerin aynı zamanda şeyhlerin cahil, kendini bilmez, hurafelerle dini algılayan insanlar olmasına mani olan bir uygulamaydı. Diyanet İşleri Reisliği de şeyhlerin eğitimsiz cahil kimselerden olmasına engel olacak uygulamalar ortaya koyabiliyordu. Tekke ve zaviyelerin kapatılmasıyla kendini bilen, bilmeyen, dini konularda bilgi sahibi olan, olmayan herkes kendisini şeyh ilan edebilecek bir imkanı elde etti ve etrafında mürit toplamaya başladı ve bunun yolunun açılması tekke ve zaviyelerin kapatılmasıyla oldu. Bu konudaki üçüncü olumsuz durumda Osmanlı toplumunda tekke ve zaviyeler büyük oranda yaygın din eğitimini de gerçekleştiriyorlardı. Tekke ve zaviyeler örgün eğitimde etkin rol alabiliyorlardı. Bazı tekkelerin şeyhleri medreselerde dersler veren müderrisler idi. Şeyhlere tabi olarak müritlik yapan insanlar medrese talebesiydi. Tekke ve zaviyelerde ve tarikatlarda asıl amacın İslam'ı doğru yaşamak, yaşatmak, kamil mümin yetiştirmek olduğu göz önüne alınırsa bunların yaygın eğitimde de etkin rolü olduğunu söyleyebiliriz. Kamil insan olmak, kamil bir mümin olmak isteyen bu kimseler üstün yeteneklere sahip olabilmek için tekke ve zaviyelere, şeyhlere devam etmeyi dini bakımından da görev sayıyorlar. Ve üstelik bu merkezlerde sürekli öğrenen ve öğreten insanlara iyiliği, doğruyu gösterip yanlıştan sakınan yani emir bil maruf, nehyanil münker görevini yapan insanlar oluyorlardı. Ve diğer insanlara da örnek kimseler teşkil edebiliyorlardı. Ayrıca Osmanlı Devleti kontrolündeki medreseler akademik, bilimsel bir yuva faaliyeti de gösteriyordu. Halka dinini öğretecek imamlar, müftüler, müderrisler medreselerden yetişebiliyordu. Fakat bunların din eğitimi, eğitim faaliyetleri yine de sınırlıydı. Üstelik burada yetişen müderrislerin çeşitli tarikatlara intisap etmeleri de söz konusu oluyordu. Neredeyse hemen her büyük beldede bir dergah ve şeyhlik makamı bulunuyor. Din eğitimlerini takva düzeyinde yapabiliyorlardı. İşte 1925'teki tekke ve zaviyelerin kapatılması ile ayrıca dini eğitim müessesesi olan İmam Hatip ve İlahiyat gibi kurumların hayata geçirilmemesi doğal olarak toplumda doğru dini bilgiyle donanımlı ilim adamlarının azalmasına hatta yok olmasına yol açmıştı. Bu ise cahil insanların kendini şeyh olarak ilan edip gene kendileri gibi cahil sürülerini etrafında toplamalarının yolunu açıyordu. Şimdi burada 1924'te Diyanet İşleri Reisliğine bağlanan tekke ve zaviyelerin, şeyhlerinin atanması müftülüklerin denetimindeydi. 1925'te tekke ve zaviyelerin kapatılmasıyla Diyanet'te tekke ve zaviyeler ve şeyhlerle ilgili düzenlemeler tamamen geçersiz kaldı. Türkiye'de dini hayatın organize edilmesi ve zaviyelerin resmen kapatılmasına karşın tek yetkili merci Diyanet İşleri Başkanlığı olmasına rağmen merdiven altı tarikatlar zuhur etmeye ve kendilerini dini kurumlar, dini müesseler olarak insanlara pazarlamaya ve onlara din satmaya ve onların dünyalıklarını ellerinden almaya imkan bulmuş oldular. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın tekke ve zaviyelerin resmi olarak denetlenmesi görevini yapamaması, çünkü resmen kapalı olduğu için bu kurumlar, bunların tamamen serbest ve denetimsiz hale gelmelerinin yolunu açtı. Bu durumda tekke ve zaviyelerin kapatılmasıyla ilgili kanun yeniden düşünülmesi ve Diyanet İşleri'ne başkanlığına bağlı olarak bu
kurumların zaten yasak olsa bile işlemeye devam eden bu kurumların Diyanet İşleri denetimine alınması faydalı olacaktır kanaatindeyim. Burada bilhassa siyasetin dini suistimal eden anlayışlarının insanların din ihtiyacı sebebiyle yöneldikleri tekke ve zaviyelerde bir oy potansiyeli oluştuğunu görmeleri, özellikle çok partili hayata geçişten sonra bu parti liderlerinin merdiven altı tarikat ve şeyhlerine kimi zaman müntesip olarak, kimi zaman doğrudan, kimi zaman dolaylı olarak destekleyerek oy potansiyellerine talip olduklarını görüyoruz. Yakın tarihimizin tarikatlarla ve cemaatlerle ilgili geçirdiği tecrübelere baktığımızda, mesela 28 Şubat 1997'ye giden süreci göz önüne aldığımızda, devleti yönetenlerin tarikatları denetim altında tutması gereken kurumlar olmaktan çıkararak kendilerinin onların denetimi altına girmesi, devletin yapısı üzerinde değişiklik önerilerinde bulunabilecek kadar ileri gitmelerinin yolunu açtığını görüyoruz. Nitekim 28 Şubat'a giden süreçte şeyhlerin, işte Ali Kalkancı gibi, Müslüm Gündüz gibi daha ismi anlamayan pek çok şeyh görünümlü din tüccarlarının devlet yönetimi üzerinde olumsuz etkileri hala hafızalarımızdadır. Hatta yakın tarihte 15 Temmuz hadisesi Fetullahçı terör örgütünün 15 Temmuz hadisesiyle ortaya koymuş oldukları akıldan çıkarılmaması gereken hususlardır. Ama ne yazık ki çoğu zaman siyasal iktidarı elinde bulunduranlar sahip oldukları oy potansiyelleri nedeniyle bu uydurup sahte tarikatlara toleranslı davranabilmekte ve onların istekleri karşısında sessiz kalabilmekte. Hatta günümüzde bile bazı bu uyduruk şeyhlerin, tarikatların TürkSat üzerinden canlı yayın, hatta yayın yapan kanallara sahip olduklarını görüyoruz. Kısaca Osmanlı'nın son zamanlarından günümüze kadar tarikat ve cemaatlerin ve onlarla ilgili devletin kurum ve kuruluşlarının kanun ve yasama faaliyetlerinin incelendiğinde bu tekke ve zaviyelerin denetim altına alınması ve insanlara hizmet veren, ahlakını kemale erdiren kurumlar olarak çalışmalarının Diyanet İşleri Başkanlığı gibi kurumların denetimiyle gerçekleştirmenin sağlanmasının faydalı olacağı kanaatindeyim. Bugünkü sohbetimizi tekke ve zaviyelerin, tarikatların ve tasavvufun bir tarihsel serencamına bakmakla geçirdik. Önümüzdeki günlerde bu tarikatların ülkemizde ve Anadolu'daki tarikatların durumuyla ilgili başka sohbetler de yapacağız. Videoyu beğenmeyi ve arkadaşlarınızla paylaşmayı ihmal etmeyin.